Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çıngılı tarifi vereceğim. Bir diğer ismi de saçaklı mantı. Evet, çıngılı nasıl yapılır? Saçaklı mantı nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, çıngılı hazırlamak için bir bütün tavuk kullanacağız arkadaşlar. Ben daha önceden parçaladım, hazırladım. Tenceremin içine doğramış olduğum tavukları döküyorum. Üzerine çıkacak kadar su döküyoruz. Kaynamak üzere ocağa götürüyoruz. Ocakta pişene kadar kaynatacağız arkadaşlar. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Tuzu ile birlikte piştiği zaman ocağı kapatacağız. Hamuru için 2 adet yumurta kullanacağım. İsterseniz bir yumurtadan da hazırlayabilirsiniz. 2 yumurtadan hazırlayacağız. 2 yumurtaya 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Göz ayarı tuz. Koyduğum bu malzemeleri çırpıcı ile şöyle bir çırpıyorum. Çıngıllı hamuru hazırlıyoruz. Üzerine un ilavesine geçtik. Un ilavesi ele yapışmaz sert bir hamur olana kadar devam edecek. Gördüğünüz gibi hamuru hazırladık. Şu anda çıngıllı hamurumuz hazır oldu. Hamuru düz zemine alıyoruz. Şöyle güzelce toparlıyoruz. Ve hamuru 4 eşit parçaya böleceğiz. Çok fazla küçük olmayan, bakın hamurlar hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi elim ile her bir hamuru şöyle güzelce toparlıyorum. Evet. Bir tanesini soframın üzerinde bıraktım. Oklava ile açacağım hamuru. Çok fazla ince olmayan bir hamur açacağız arkadaşlar. Börek hamuru gibi değil. Börek hamurundan biraz kalınca ne olacak? Evet, yufkanın bir tanesini açtık. Bakın bu şekilde yufkaları açacağız. Evet, bir tanesini açtık. Şimdi diğer hamurları da aynı şekilde açacağız. Evet, 4 adet yufkayı açtık ve ocağımı yaktım arkadaşlar. Ben bahçeli evde oturduğum için ocağımı yaktım ve bir tanesini şöyle alt üst bakın sendiriyorum. Yani birazcık pişiriyorum ki keserken yapışmaması için. 4 adedinde bu şekilde pişirdim. Bakın hiçbir şekilde birbirine bu şekilde yapışmaz pişirdiğiniz zaman. Nasıl ocakta yaparsanız bir fırın tepsisini ters kapayıp üzerinde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ocağı yakıp da ve bu şekilde sendirip hamurları kesebilirsiniz. Evet, her bir yufkayı şöyle yuvarlıyorum. 4 adet yufka açmıştık. Her birini ocakta sendirdik. Artık un kullanmamıza gerek yok. Şimdi çıngıllı hamurunu kesme aşamasına geçiyoruz. Bakın bu şekilde ince şeritler haline bakın arkadaşlar. Kesiyoruz. Çok kalın olmayacak şekilde kesiyoruz. Tanesinin yarısını kestim ve diğer yarısını da aynı şekilde keseceğim. 4 adet yufkanın tamamını keseceğim. Hepsini kestim şu anda. Şimdi kesmiş olduğum çıngıllı hamurlarını fırın tepsimin içine koyuyorum. Fırın tepsim yağlı değil, kuru olarak içine bakın güzelce şöyle yerleştiriyorum ve
Üzerinin kızarması için biraz pişireceğiz, fırına götürüyorum. 180 derece fırına, üzeri biraz kızaracak ve fırından alıyoruz. Evet, çıngıllı hamurumuzun üzeri biraz kızardı, fırından aldık. Şimdi sıra geldi. Kaynatmış olduğumuz tavuğun suyunu üzerine dökmeye. Tavukları kaynatmıştık. Suyunu tamamen hamurun üzerine döküyoruz. Etlerini şu şekilde hepsinin üzerine koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi etleri üzerine koyduk. Şimdi ocağın üzerine kaynattığım zaman fırına vereceğim arkadaşlar. Kaynamasını bekleyeceğim. Bakın şu anda kaynadı. Tekrar fırına vereceğim. Tamamen suyunu çektiği zaman fırından alacağım. Evet, çıngıllımız hazır oldu arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Harika bir tarif hazırladık. Tamamen tüm yapım aşamasının, hamurunun hazırlama aşamasını, pişirme aşamasını tek bir videoda topladım arkadaşlar. Üzerine isteğe bağlı karabiber serpiyoruz. Şu anda çok sıcak arkadaşlar. Fırından yeni çıktı. Biraz soğuduğu zaman daha da lezzetlenecek. Ama sizlere birazcık servisini göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evet, bu şekilde servis yapıyoruz.